Evet, kolay gelsin arkadaşlar. Normalde bütçede pek basit toplantı yapmıyoruz ama Erdoğan İstanbul Esenler'de esmiş gürlemiş. Hakaretlerine devam etmiş. Bir iki kelimeyle ona cevap vermemizi icap eder. Anladığı dilden biz de cevap vermek istiyoruz. Onun için buradayız. Bana göre bugün ve dün yaptığı konuşmalar Erdoğan'ın gerçekten kendisi genel başkanımızı affetmiş ama bu zatın konusu artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur diye. Erdoğan beni dinlemiyor. Ben dedim ki yaklaşık 6 ay önce senin mitomani hastalığı ve koprololi hastalığı ile ilgili tedavi görmen lazım dedim. Tedavi görmediği için de hastalığı depreşmiş. Erdoğan'ın bir sokak korkusu sarmış. Bir sokak paranoyası, bir sokak sendromu, bir gezi kabusu ve bir Kılıçdaroğlu kabusuyla Erdoğan'ın ruh sağlığı bozulmuş. O kadar ki siyaseti kirletmek, siyasetin dilini kirletmek Erdoğan için sıradan günlük olağan ve olmaz olmuş. Kamplaşmadan, kutuplaşmadan ve ötekileştirmeden medet uman Erdoğan 31 Mart'ta hiç şüphesiz sandıkta milletten de gerekli dersi alacaktır. Ama sokağa çıkmayı, sokağa daveti, devlete baş kaldırma, terörize etme, kriminalize etme gibi anlayışlar normal demokrasilerde olan anlayışlar değildir. Erdoğan demek artık Türkiye için ihanet demektir. Erdoğan demek İstanbul başta olmak üzere Türkiye'ye ihanet, Erdoğan demek yoksulluk, yalan, yolsuzluk, yasak ve yağma demek. Erdoğan'ın Türkiye'ye, bu milletin birliğine, ekonomisine, sosyal hayatına, iç barışına sağlayacağı bir katkı artık yoktur. Teröristlerle el ele kol kola dolaşma demiş Genel Başkanımıza Erdoğan. Siyaset literatürüne HDP'liler daha Sayın Öcalan diyemezken, çekinirken PKK terör örgütünün elebaşına Sayın Öcalan diye hitap eden Erdoğan'dır. İşine geldi mi her türlü terör örgütüyle en mahrem ilişki kuran siyasetçi Cumhuriyet tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'ın konjonktürel olarak PKK'yla da, DAEŞ'le de, FETÖ'yle de mahrem ilişkileri geriye dönük hep olmuştur. Önümüzde ne olur onu da bilemem. Teröristlerle düşüp kalkan birini arıyorsa Recep Tayyip Erdoğan kendine bakacak. Türkiye'yi tehdit eden üç büyük terör örgütüyle de şu veya bu biçimde geçmişte ilişkisi olan tek siyasetçi varsa Erdoğan'dır. Ve Erdoğan'ın siyasette terör siyaset ilişkisini bu kadar sığlaştıran, sulandıran ve konjonktürel olarak dünyada hiçbir ülke liderinin yapmadığı ilişki ağını kurarak PKK'yı Türkiye'nin ve bölgenin başına en büyük sorun haline çevirdiğinin geriye dönük uygulamaları ortadadır. Habur dahil, Oslo dahil, İmralı dahil, Kandil dahil, Dolmabahçe dahil PKK'yla 5 ayrı noktada direkt teması olan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve bedelini de şehit ailelerimiz ödemektedir. Değerli arkadaşlar, sokak iyi bir şeydir. Erdoğan'a tavsiyemiz sokaktan korkmamasıdır. Bak Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkıyor, elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Tek başına. Ama maşallah Erdoğan eğer arabadan ayağını yere değdirmesi gerekiyorsa sokakta, sokakta elini kolunu sallaya sallaya gezmek şöyle dursun, minimum 300 korumayla sokakta ayağını yere basan bir cumhurbaşkanının hali hal değildir. İşte onun için diyorum cumhurbaşkanında sokak paranoyası var.
Gel korkma sokakta. Sen de çık sokağa. Sokak demokrasidir. Sokak özgürlüktür. 15 Temmuz'u bertaraf eden sokağın gücüdür. Onun gücü değildir. Onu TSK'ya yerleştirdiği FETÖ'cülerin ona ve ülkeye karşı, demokrasiye karşı yapılan darbeden Türkiye'yi kurtaran sokaktır. Şimdi dün söyledim, bir daha söylüyorum. Sokağa terörü, teröristi, terör örgütünü çağıran, Erdoğan'ın tabiriyle davet eden alçaktır, namerttir, şerefsizdir. Sokağa terörü ve teröristi çağıran alçak olsun, namussuz olsun, şerefsiz olsun. Ancak hak, hukuk, adalet için en temel demokratik anayasal talebini kullanmak için sokağa çıkan, herkesi terörize eden, kriminalize eden herkes de namerttir ve alçaktır. Sokak haktır, sokak hürriyettir. Sokaktan kim korkar? Sokaktan diktatörler korkar. Boşuna demiyoruz Erdoğan diktatör diye. Demokrasilerin işlediği, çalıştığı ülkelerde yöneticiler hiç sokaktan korkar mı? Bilakis memnun olurlar. Demokrasi münakaşadır, müzakeredir. Bir tepki ve protesto rejimidir. Ama demokrasiyi tepki ve protesto rejimi olarak değil de kendine biat, itaat ve ibadet olarak algılayan bir ülkede bir lider ülke yönetiyorsa, o liderin ve etrafının sokaktan korkması gayet normaldir. Sokaktan diktatörler korkar Erdoğan. Gel sen de sokağa, elini kolunu sallaya sallaya yürü. Doğalgaza zam yapmışsın, elektriğe zam yapmışsın, iğneden ipliğe, her şeye zam yapmışsın. Medeni ülkelerde, demokrasinin çalıştığı ülkelerde insanlar bunları protesto edecek tabii ki. 15 Temmuz'u başarısız kılan insanların demokratik taleplerini sokakta kullanmasıdır. Senin zamlarına karşı da insanların ekonomik taleplerini sokakta kullanmak kadar, kullanması kadar doğal ve olağan bir şey olmaz. Sokakları terörize olmasından bazen terör örgütleri sorumlu olduğu gibi bazen de istihbarat örgütleri sorumludur. Bu bakımdan yakmak, yıkmak, kırmak, dökmek kabul edilebilir değildir. Sokağa çıkıp tekrar ediyorum, yakmak, yıkmak, kırmak, dökmek meşru değildir. Devletin güvenlik kuvvetleri bu noktalarda elbette gereğini yaparlar. Ama hak, hukuk, adalet diye bağıran, ekmek diye bağıran insanlara devletin güvenlik kuvvetleri sadece o sokakta, o zemini en elverişli şekilde kullanmak için yardımcı olmak zorundadır. Belli ki Erdoğan demokrasiyi tümüyle ortadan kaldırmak noktasında çok kararlı görünüyor. Ve genel başkanımıza diyor ki, gücün yetiyorsa işte sandık, ne yapacaksan orada. Sandıkta yapacaklarımız var, sokakta yapacaklarımız var. Gezi, doğa ve çevre hassasiyetiyle başlayan çok masum, çok iyi niyetli bir doğa hakkı savunma girişimiyken senin devlete çöreklendirdiğin emniyete, yargıya, orduya, adliyeye çöreklendirdiğin FETÖ teröristleri yüzünden Gezi'de o yangınları geziciler, gezi ruhu çıkarmadı. Senin devlete yerleştirdiğin kadrolar çıkardı. O masum gencecik yavrularımızın katili senin devlete yerleştirdiğin o insanlardır. Gezi'den de korkma. Gezi'nin ruhu temizdir. Gezi'nin ruhunda insan hakları vardır, çevre hakları vardır, doğa hakları vardır. Gezi'yi yangın yerine çeviren, işte biraz önce söylediğim, sokakları sadece terör örgütleri terörize etmez, çoğu zaman da istihbarat örgütleri terörize eder. Provoke eder. Ekmek için, adalet için, hak hukuk için sokağa çıkan insana terörist demek sadece ve sadece diktatörlere özgün bir davranıştır değerli arkadaşlar.
Ayrıca terör örgütleriyle kol kola olan bir kimseye iki ayrı terör örgütü suikast girişiminde bulunmaz. Türkiye'de yakın tarihte terör örgütleri tarafından suikast girişiminde bulunan bir tek genel başkan vardır. O da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Artvin'de PKK terör örgütü tarafından adalet yürüyüşünde IŞİD, Kocaeli'de IŞİD, DAEŞ terör örgütü tarafından kendisine suikast girişimi planlanan ve uygulanan tek siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla kimlerin terör örgütleriyle kol kola gezdiği buradan bile çok rahat ortaya çıkarılabilir. Tekrar ediyorum, Erdoğan'a bir de tavsiyem var. Bu gerilim politikası, kutuplaşma ve kamplaşma politikası sana bir şey sağlamaz. O çok güvendiğin evdeki öteki %50'nin de yarısı artık senin öfkenden, kibrinden, üslubundan rahatsız. Aklını başına al. Evet, söyleyeceklerim bunu arkadaşlar. Pazar pazar sizi gördük. Teşekkür ediyoruz efendim.